2018 yılında o dönemki Amerikan Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında tartışmalı bir toplantı gerçekleşmişti. Tartışmalı geçtiği detayını veriyoruz. Çünkü toplantı sona erdikten kısa bir süre sonra Rus hükümeti tarafından gözdağı verilmesi amacıyla bir dizi yeni nükleer silah sistemini gösteren video yayınlandı. Aslında hepimiz Rusya'nın güçlü bir nükleer gücünün olduğunun farkındayız. Ancak bu videolar içerisinden bir tanesi diğerlerine göre çok daha dikkat çekiciydi. Bu Rusya tarafından geliştirilmiş ve denizaltılarda kullanılacak Kıyamet Makinesi isimli bir torpidonun prototipiydi. Ve deniz altında patlatıldığı takdirde 100 metreye aşkın devasa bir tsunamiye sebep olabilecek kadar güçlüydü. Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından 1 Mart 2018 tarihinde tanıtılan Kıyamet Makinesi isimli bu cihaz doğrudan nükleer enerjiyle çalışıyor. Sahip olduğu özellikler sayesinde de düşmanı püskürtmek adına son derece etkili. Ayrıca denizaltılara ya da gemilere göre çok daha hızlı hareket edebiliyor. 2 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda. Merkezinde nükleer bir reaktör yeri bulunurken ön tarafa doğru büyük bir termonükleer savaş başlığı taşıyor. Ruslar tarafından Poseidon ismi verilen torpido öylesine büyük bir etkiye sahip ki daha iyi anlaşılması adına size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Dünyada saldırı amacıyla kullanılan ilk atom bombası hatırlarsanız 1945 yılında ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima şehrine atılmıştı. 18 kiloton TNT patlayıcıya eşdeğer gücündeki bu bomba şehrin neredeyse %70'ini yok etmiş, 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etmiş ve 140 bin insanın ölümüne yol açmıştı. Ayrıca yine ABD tarafından benzer bir patlayıcı gücü tıpkı Poseidon gibi sualtı denemelerinde kullanılmıştı. 1940'larda, 50'lerde ve 60'larda gerçekleştirilen su altında nükleer başlıklı bomba patlatma denemeleri güçlü şok dalgalarının ortaya çıkmasına yol açtı. Deniz suyu 1,5 kilometre kadar yüksek su sütunları oluştururken patlamanın yakınında bulunan bazı savaş gemileri buharlaştı. Çevredeki adaların iç bölgelerine kadar giren tsunamiler oluştu. Şimdi ise bu bombalardan binlerce kat daha güçlü bir silahtan bahsediyorum. 100 megaton savaş başlığıyla 100 metreyi aşkın tsunami dalgaları yaratacak kadar güçlü. Çok sayıda sahil kentinde radyoaktif yağmurlara dahi yol açabilir. Yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde de hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyeceği açıklanıyor. Putin'e göre de dünya üzerinde Poseidon'a karşı koyabilecek hiçbir silah bulunmuyor. Öte yandan nükleer fizikçiler ise bu konu hakkında son derece endişeli. Çünkü böylesi bir silahın okyanusta patlaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlar tahmin edilemez boyutlara çıkabilir.